Hoş geldiniz. Sonunda katıl üyeliklerimiz açıldı. Eğer bana ve kanala destek olmak istiyorsanız 5 lira gibi cüzi bir miktarla desteğinizi sağlayabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Luffy ile Buggy neden bir paranın iki yüzü gibiler? Buggy neden bir kurtarıcı olarak biliniyor? Buggy nasıl bir imparator oldu? Buggy'nin bir palyaço olması arkasında nasıl bir mantık yatıyor? Peki size Buggy'nin güneş tanrısı Nika olarak tanınacağını söylesem? Asıl güneş tanrısı Luffy ama korsanlar bunu Buggy olarak bilecek. Güvenin bana, şu anda çok absürt ve saçma geliyor olabilir. Ama inanın elimde bunları kanıtlayabilecek iyi deliller var. Ve aynı şekilde çok aptalca ama bir o kadar da Oda'nın tarzında. Ben Noct, tekrardan karşınızdayım. Ve bugün Buggy'nin One Piece sonunda nasıl bir rolde olacağını konuşacağız. Beğenirseniz beğenmeyi, abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda Discord kanalımıza da bir göz atmayı unutmayın. Haydi o zaman başlayalım. Manganın 1018. bölümünde Huyusu bize Impel Down'da öğrendiği bir hikayeyi anlatmıştı. Bu hikaye Güneş Tanrısı Nika'ya aitti. Güneş Tanrısı köleleri kurtarıp onları özgürlüğüne kavuşturdu. Huyusu'nun bir diğer bahsettiği şey ise bu savaşçı kölelerin yüzünü güldürür ve onları çektiği acılardan kurtarırmış. Bu kulağa sizce kimden bahsediyormuş gibi geliyor? Birçok kişinin burada Luffy diyeceğinden eminim. Aynı şekilde Luffy zaten Nika meyvesine de sahip. Ama hatırlatmam gerek. Dünya etrafında neredeyse hiç kimse lastik meyvesinin gerçek kimliğini bilmiyor. Eğer bu Impel Down'da bahsedilen ve orada ağızdan ağıza dolaşan bir söylenti ise, sizce oradaki mahkumlar Güneş Tanrısı'nın kim olduğunu düşünüyordur? Ya onlar o kişinin Buggy olduğunu düşünüyorsa? Impel Down'daki neredeyse tüm mahkumları kurtaran kişi Buggy. Ayrıca kendisi insanları gülümsetme ve güldürme konusunda da cuk oturuyor. Çünkü kendisi bir palyaço. Pek çok kez mahkumların Buggy'ye kurtarıcı olarak seslendiğini görmüştük. Yani teknik olarak bu doğru. Ama bence onların kastettiği şey Nika'ydı. Mahkumlar ona tapıyor ve sonsuza kadar takip edeceklerini söylüyorlardı. Buggy gerçekten de onları mutlu ediyor. Buggy'nin sahte Nika tanımına uyduğuna dair bir diğer delil ise Bon Clay'in fedakarlığı sırasında gerçekleşiyor. O sahnede herkes Bonchan için ağlarken Buggy bunu yapmalarını kesmelerini, çünkü yapabilecek hiçbir şey olmadığını söyledi. Yüzlerin somurtmamalarını, işin bir de olumlu yönünden bakmaları gerektiğini söylemişti. Sonunda cehennemden kurtulduk ve şimdi parti yapma zamanı demişti. Bu aynı efsanevi Nika'nın diyeceği bir şeye benzemiyor mu? Partilemek, gülmek ve eğlenmek. İşler kötü gitse bile. Aynı Saul'un Robin'e dediği gibi. Eğer kötü zamanlardan geçiyorsan bile gülmeye devam et ve işler iyileşecektir. Bu Buggy'nin gemideki herkese tam olarak anlatmaya çalıştığı şey. Zor zamanlardan geçerken partilemeleri ve eğlenmeleri gerekir. Bu şekilde acılarını dindirebilirler. Luffy Buggy'nin dediklerine sinirlendi. Ama gemideki diğer insanlar bu sözlerden sonra Buggy'yi çok bilge biri olarak görmüş olabilirler. Üçüncü ve daha üst katlardaki mahkumlar Buggy'ye inandı. Jinbe ve Crocodile gibi daha aşağıdaki mahkumlar ise asıl efsanenin Buggy değil Luffy olduğuna inandı. Evet, Jinbe ve Crocodile o günden sonra Luffy'nin Nika olduğuna inanmaya başladılar. Orange Town'da Buggy'nin insanları eğlendirdiğini ve güldüğünü gördük. Adamlarına da sürekli gülmeleri gerektiğini söylüyordu. Tüm bunlar bir şekilde Güneş Tanrısı Nika'yı andırıyor. Tekrardan gemidekilerin Buggy'ye tapmasına dönersek. O sırada ilginç bir olay gerçekleşti. Denizciler hapishaneden kaçanlarının başlarında sadece Luffy değil, aynı zamanda Buggy'nin de olduğunu söylediler. Burada işin garip kısmı, Buggy nasıl oluyor da bu kaçan tayfada savaş lordlarının bile önüne geçiyor. Bu kısımlar aynı zamanda Buggy'nin Roger tayfasının bir üyesi olduğu, Shanks'la arkadaş olduğunu ve Rayling ile yakın olduklarını öğrendikleri kısım. Bunları duyan tayfa üyeleri bir anda Buggy'nin ismini almaya ve adeta ona tapmaya başlıyorlardı. Ve sonradan Buggy gaza gelip beyaz sakalın kellesini almaya gitti. Jinbe bile Buggy'de bir cevher olduğunu fark etti. Ve sonra birisi Buggy'nin dünya lideri olduğunu söyledi. Dikkatinizi çekerim. Sadece onların lideri değil, dünyanın lideri. Ben bunun Buggy'nin bir şekilde dünyayı yöneteceğine dair bir foreshadow olduğunu düşünüyorum. Aynı sayıda Buggy kendisinin nasıl bir imparator, hatta korsanlar kralı olacağının hayalini kuruyordu. Bunlardan biri gerçekleşti ve bu saatten sonra diğeri de gerçek olsa çok şaşırmam. Yani sonuçta Shanks zamanında Buggy'ye One Piece'i kendilerinin bulacaklarını söylemişti. Şimdiye baktığımızda bu olay gerçekten olabilirmiş gibi geliyor. Buggy aynı zamanda kendisinin dünyadaki tüm hazinelerin sahibi olacağını da söylüyor. Bana sorarsanız kendisi One Piece'i ele geçirecek. Fakat bu durum geçici olacak.
asıl korsanlar kralı olacak kişi tabii ki de Luffy. Ama belki Buggy'de ufak bir süreliğine olabilir. Belki de tekrardan Luffy'nin hazinesini çalacak. Tıpkı Orange Town'da hazinesini çaldığı gibi. Kendisinin Luffy'nin şapkasını çaldığını gördük. Sonra onu yırttı. Ama bu şapkanın Shanks'in eski şapkası olduğunu fark edince onu geri bıraktı. Belki de bu ileride Buggy'nin Luffy'nin hazinesini çalacağına dair bir ipucudur. Sonra da o hazinenin altından olmadığını anlayınca geri verir. Orange Town'da Buggy'nin korsanlar kralı olabileceğine dair gerçekten çok fazla ipucu var. Luffy Buggy'ye korsanlar kralı olacağını söylemişti. Buggy ise eğer bu gerçek olursa kendisinin tanrı olacağını söylemişti. Belki de Buggy gerçekten tanrı olabilir. Aynı Dressrosa'daki bir adamın bunu becerdiği gibi. Buggy'nin aynı Dressrosa'daki Usopp gibi korsanlar için tanrısal bir imge çizeceğini düşünüyorum. Usopp ve Buggy birbirine gerçekten benziyorlar. İkisi de burunlarıyla ünlü. İkisi de gelecekte ne olacağını önceden söylüyorlar. İnsanlar ikisinin de çok güçlü olduğunu düşünüyor. İkisinin de ailesi veya ailesi sayılabilecek yakınlıkta tanıdıkları Kızıl Saç tayfasının üyesi. İki karakter de atalet kapılarının içinde denizcileri küçük düşürücü hareketler yaptı. Usopp yani Soga King dünya hükümetinin bayrağını yaktı. Buggy ise kaçılması imkansız olarak görülen Impel Down'dan kendisiyle beraber tonla insan kaçırmayı başardı. Hikayeyle bir alakası olmasa da ikisi de One Piece'in en ikonik meme karakteridir. Paralelliklere bakarsak Usopp gibi Buggy de insanlar tarafından yüce bir varlık olarak kabul edilecektir. Değinmek istediğim bir diğer nokta ise manganın 2. bölümündeki bu sayfa. Bu sayfa bize Güneş Tanrısı Nika ile alakalı önemli ipuçları veriyor. Aynı zamanda Jolly Roger'ların da Joy Boy ile derinden bir bağlantısı var. Burada çok fazla derine inmeyeceğim. Çünkü bu sayfa hakkında One Piece'in ne olduğunu anlattığım teori videomda bahsetmiştim. Linki açıklamada bulabilirsiniz. Burada Jolly Roger'ları şeytandan geldiği söyleniyor. Jolly Roger İngilizce anlamıyla neşeli mızrak anlamına geliyor. Jolly neşeli, Roger kelimesi ise eski İngilizce'de spear yani mızrak anlamına geliyor. Bu aynı Nika'yı tarif etmiyor mu? Ayrıca bu sayfada Jolly Roger'ların ölümü sembol ettiğini de görüyoruz. Tıpkı Luffy'nin Joy Boy olmak için ölüp tekrardan Nika olarak geri gelmesi gibi. Tüm bunların Buggy ile nasıl bir bağlantısı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Hadi Oda tarafından çizilen Nika silüetinin eski tasvirine bir göz atalım. Bu sayfadaki açıklamaların hemen yanındaki adamın bir Nika silüeti olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ki sizce buradaki adam kime benziyor? Evet, Buggy'ye. Ben tüm bu sayfadaki bilgilerin Nika'ya ait. Aynı zamanda Buggy'nin de sahte Nika olduğuna dair bir ipucu olduğunu düşünüyorum. Şimdi ise Luffy ile Buggy arasındaki devasa paralelliklere bir bakalım. Luffy ve Buggy, Impel Down'daki kaçıştan sorumlu tutulan iki kişi. Luffy de Buggy de Beyaz Sakal'a dayılanıyor. Luffy Beyaz Sakal'a kendisinin korsanlar kralı olacağını ve çenesini kapatmasını söylüyor. Buggy ise onu öldüreceğini söylüyor. Beyaz Sakal, Luffy ve Buggy ile ciddi ve alaycı olmayan bir tavırla konuştu. Ki bunu Shanks'e dahi yapmamıştır. Luffy ve Buggy Mihawk'a karşı savaştı ve hayatta kaldılar. Luffy ve Buggy Marineford Savaşı'nda bir grup korsanı komuta ettiler. İki karakter de güzellikle alakalı şeytan meyvelerine sahip kadınlarla birlik oldular. Luffy ve Buggy'nin kim oldukları Marineford sagasında ortaya çıkmıştı. Luffy'nin Ace'in kardeşi ve Doragon'un oğlu olduğu ortaya çıktı. Buggy ise Roger korsanlarının bir üyesi olduğu ve Shanks ile üvey kardeşi kadar yakın olduğu ortaya çıktı. Buggy de Luffy de Shanks yüzünden yanlışlıkla şeytan meyvesi yediler. Son paralellikler ise iki karakterin de bir cüce formu var ve ikisi de neredeyse hiçbir insanla tanışmamış olan Gaimon'la tanıştılar. Bence tüm bu paralellikler boşu boşuna veya tesadüften oluşmadı. Bana sorarsanız bu iki karakter Korsanlar Kralı ve Güneş Tanrısı Lika lakabını alacak. Luffy gerçek Korsanlar Kralı ve Güneş Tanrısı Lika olacakken Buggy ise onun sahte versiyonu olacak. Hatta Buggy'nin gemisinde bile güneş motiflerini görebilirsiniz. Çünkü o sahte Güneş Tanrısı. Diğer yandan Luffy'nin gemisinin adı direkt olarak Sunny'dir. Çünkü Luffy gerçek güneş tanrısı. Buggy'nin sahte Nika olabileceği konusundaki bir diğer nokta ise biliyoruz ki Luffy tüm dünya tarafından tanınan bir kahraman olmak istemiyor. Kendisi bir korsan ve öyle tanınmak istiyor. İnsanları özgürlüğüne kavuşturan bir savaşçı olarak anılmak istemiyor. Manganın 1053. sayısında ise Luffy Momo'ya kendisinden kimseye bahsetmemesi istediğini çünkü kahraman olmak istemediğini söylemişti. Bu tarz diyaloglar Arabasta ve Balık Adam Adası gibi birkaç tane arka daha geçmişti. Luffy'nin bu özelliğinin tam tersi biri varsa ise o kişi kesinlikle Buggy.
Buggy tamamen tam tersi ve kendisi itibarını tüm dünyaya yaymak istiyor. Tüm kirli işi Luffy yaparken Buggy yine yanlış anlaşılmaya kurban gidip kendisini güneş tanrısı ilan edebilirler. Buggy nasıl oluyorsa her zaman doğru zamanda doğru yerde oluyor. Son paralellik ise Luffy ve Buggy tam olarak aynı zamanda Yonko oldular. Bence Buggy artık bizim hatırladığımızdan biraz daha güçlü. Hatırlarsanız Buggy Zoro'yu 1v1'de yenmişti. Ve eğer hayati bölgesine isabet ettirebilseydi onu öldürürdü. Luffy Buggy'yi cimcikleyerek ve gıdıklayarak yenmişti. 1v1'de Buggy sanki daha iyi bir dövüşçü gibiydi. Logo Town'da ise Buggy Luffy'yi neredeyse öldürecekti. Ama çok saçma bir nedenden dolayı öldüremedi. Şu anki Buggy'nin güçlü olduğunu düşünmemin en mantıklı nedeni, bu adam seride neredeyse hiç kimseden korkmuyor. Şu ana kadar korktuğu tek adam beyaz sakallı. Ki bu çok normal. Çünkü daha çocukken onun Roger'la başa baş mücadele edebilecek kadar güçlü olduğunu görmüştü. Buggy Ace ile tanıştığında bile ondan hiç korkmadı. Ama kim olduğunu öğrenince beyaz sakaldan dolayı Ace'den biraz tırsmaya başladı. Buggy Luffy'den hiç mi hiç korkmuyor. Hatta kendisinden çok daha güçsüz olduğunu düşünüyor. Buggy'nin bir diğer en ufak titremeden karşısında durabildiği adam ise Shanks. Adam Yonko olmasına rağmen en ufak korku belirtisi bile yoktu. Yani demek istediğim Buggy şu anda bizim hatırladığımızdan çok daha iyi bir korsan olmuş olabilir. Buggy kendisini tamamen hazine bulmaya adamış birisiydi. Ki bu yüzden ödülü o kadar düşüktü. Ayrıca kendisini hiçbir haki tekniğinde de geliştirmemişti. Adamın tek ama tek isteği itibar kazanıp paraları götürmek. Buggy'yi gücünden dolayı Yonko yapmak gerçekten de çok aptalca. Ama bir araya getirdiği korsanlar ve dahası yüzünden imparator olması çok ama çok doğal. Hatırlayın, Mihawk Luffy için denizlerdeki en tehlikeli güce sahip. Çünkü etrafındaki herkesi müttefiki haline getiriyor cümlesini kullanmıştı. Buggy de aynı yeteneğe sahip. Bu yüzden Yonko oldu. Yonko olmasına yardımcı olan bir diğer sebep ise meyve uyanışı. Eğer Buggy meyve uyanışını açtıysa ve bunda ustalaştıysa kendisi gerçekten değerli bir rakip olurdu. Shanks Buggy'nin meyvesi için 100 milyon beriye satılabileceğini söylemişti. Demek ki doğru kullanılırsa bu meyve gerçekten sağlam bir meyve olabilir. Her ne olursa olsun, o da ne planlarsa planlasın, ben ona güveniyorum. Buggy'nin neden sahtenik olduğunu anlattım, teori bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı ve çeviri olarak hazırlanmış bu videoya like atıp yorumlarınızı belirtirseniz çok mutlu olurum. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum.